Merhabalar, bugün Photoshop programında yağlı boya efekti nasıl verilir, bir resim nasıl yağlı boya çizimi haline getirilebilir bunu göreceğiz. Öncelikle resmim açıkken dikkat etmem gereken bir nokta var. Nedir? Görüntü kısmına gelip görüntü boyutu kısmına giriyorum. Bu resim profesyonel çekilmiş bir resim olduğu için dosya boyutu biraz büyük. Benim bunu biraz küçültmem lazım. 2000 civarı iyidir. Nedeni ise şu, çok büyük boyutlu resimlerde yaptığınız işlemler tam net işlemeyebilir resme. Bu yüzden 2000 piksel civarına buradan getiriyoruz. Yeterli bir ölçüdür zaten. Sonra CTRL-C tuşuyla bir tane katman oluşturuyorum. Kopya. Katmanım oluştuktan sonra görüntü kısmına girip ayarlamalar kısmından gölgeler açık tonlar kısmını seçiyorum. Miktarı sıfıra getiriyorum en sola yani. Açık tonları ise biraz arttıracağım. Şöyle, şu aralar benim için iyi gibi. 30 gibi falan iyi. Aynen. Sonrasında ise tekrar görüntü kısmına gelip ayarlamalardan düzeylere giriyorum. Buradan göz yordamı ile resmin biraz da durumuna ve parlaklığına göre şöyle çok iyi mesela benim hoşuma gitti. Tamam diyerek düzeyleri de ayarlıyorum. Sonra filtre kısmına gelip keskinleştir deyip keskinliği azaltma maskesine giriyorum. Buradaki değeri şöyle bir bakayım. Bakın böyle olduğu zaman çok kötü bir görünüm oldu değil mi? Sona çektim. En sola çektiğimde ise biraz bulanık gibi geldi diğerine göre gözüme. Şöyle resmimi biraz daha netleştirebilecek şekilde deminki yüz değeri iyiydi. Ayarlıyorum. Burası da 10 daha uygun oldu. Ve tamam diyorum. Tamam dedikten sonra filtre kısmına geliyorum. Stilize et kısmından dağıt seçeneğine tıklıyorum. Burada en aşağıdaki eş yönsüz kısmının seçil olması gerekiyor. Burayı seçil değilse seçin ve tamam deyin. Tekrar filtre kısmına gelip diğer diyorum, yüksek geçiş diyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi yarıçap en soldayken, sıfırdayken resmim gözükmüyor. En sona çektiğimde ise böyle bir görüntü oluşuyor. Ben bunu 50 civarlarında kullanacağım. Aynen. 50 civarlarında kullanıp resmin belirgin olan kısımlarını görüyorsunuz. Yani bu havada bir resim olsun istiyorum. Hatta 40 civarlarına da çekebilirim. 40 değerine girelim. Ve tamam diyelim. Şimdi burası seçiliyken yukarıdan kaplama seçeneğini aktif ediyoruz. Ve katmanımızdan CTRL-C ile bir kopya daha alalım. Bir kopya daha aldıktan sonra filtre kısmından, stilize et kısmından yağlı boya kısmına giriyorum. Burada bir değer girmem gerekiyor. Biraz önceki değer iyiydi ama biz yine de el yordamıyla deneyelim. Mesela şöyle resmi yakınlaştıralım biraz yüz kısmını. Çok resmi bozmadan, çok da abartmadan bir değer girelim. 8-10 gibi uygun sanki. 8 iyi gibi aynen. 8'i seçelim. 8 değeri bu resim için uygun bir değer. Tekrar filtre kısmına gelip keskinleştir kısmından tekrar keskinliği azaltma maskesi uygulayalım. Fena değil gibi 100 biraz önceki değer ve tamam diyelim. Şimdi sağ alt kısma gelip buradan ton ve doygunluğu seçelim. Şöyle biraz kırmızıları arttıralım. Çok abartı iyi olmadı. 10 gibi falan yeterli gelecek sanırım. Aynen. Mavilere dokunmaya gerek yok. Resmi bozuyor gördüğünüz gibi bu resmi. Şöyle 0 değeri iyi. Açıklığımız nasıl? Yani 0 değeri bu resim için de uygun. Sonra tekrar alt kısma gelip tıklayıp renk arama kısmına girelim. Ve buradan 3D LUT dosyası yazan kısımdan 3 strip nokta LUT'u seçelim. Ve burayı kapatalım. Yukarıda işlem yapmış olduğumuz yerleri CTRL-G ile bir gruplayalım bakalım. Ve gözü kapatıp geri açarak aradaki farkı görelim. Şimdi resmimizi tam ekran moduna bir alalım bakalım. Evet, resmimizin
İşlem yapıldıktan sonraki son hali bu. Dosya diyorum, dışarı aktar diyorum, web için kaydet diyorum. Şöyle mouse'da bir bakayım son kez. Evet, gördüğünüz üzere gayet hoş bir çalışma oldu. Ben beğendim. Kaydet diyelim ve resmimizi kaydedelim. Çalışma 1 diyelim ve kaydet tuşuna basalım. Tamam diyelim. Resmimiz kaydedildi. Şimdi iki resmi birleştirip aradaki farkı bir görelim bakalım nasıl olmuş. Evet, çalışmamızla resmimizin orijinalini birleştirdim. Aradaki fark bu şekilde. Ben kendim yaptım diye demiyorum ama gayet beğendim. Soldaki yapmış olduğumuz çalışma, sağdaki de resmin orijinali. Bence gayet hoş oldu. Siz de bu yöntemle, tabii bir şeyler de katabilirsiniz kendinizden deneyerek, böyle çalışmalar elde edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlemiş olduğunuz için. Görüşmek dileğiyle.